Ey dünyaya meydan okuyan adam, kendini okuyabildin mi? Şimdi benim çalışmalarımın önemli bir bölümü fıtrat, yani insanın yaratılışı, doğuştan taşıdığımız özellikler hakkındadır. Yani önünde duran kitap da kısmen onlarla ilgili. Bizim iç dünyamızda aslında birçok delil var. Kur'an'da da buna dikkat çekiliyor. Yani 30. sure Rum suresi 30. ayette fıtrattan verilen dine yönelmek geçiyor. Bütün insanların, yani sadece Müslümanların değil, Yahudi, Hristiyan, ateist, putperest, Budist, kimse, bütün insanların fıtrattaki o özellikler üzere yaratıldığına dikkat çekiyor ayet. Buna rağmen insanların bundan habersiz olduğu geçiyor. Yani bütün insanların üzerinde olduğu belli bir yapı var fıtratta. Bu dosdoğru dini içeriyor. Fakat insanların çoğu habersiz. Ha, bu da şunu gerektiriyor. Bizim kendimizi okumamız, iç dünyamızı okumamız, doğruyu bulmamız için çok önemli. Ve Fıtrat Delilleri kitabımda mesela içimizdeki delillerin Allah'ın varlığını ve dini nasıl desteklediğini göstermeye çalıştım. O beş özellik aldım fıtrattan. İşte arzularımız, ahlak yapımız, iç yapımız, akıl, irade, bilinci aldım. Bu kitapta ise yine fıtratımızın özelliklerinden yedisini alarak ona ruhumuzun çığlıkları dedim, o fıtratımızın arayışlarına. Mutluluk, anlam, sevgi, iyilik, gerçek, güzellik, süreklilikle ilgili arayışlarına. Ve bunların ancak Allah ve ahiret inancı merkezinde bir hayat inşa edersek bunların karşılıklarını bulacağını söyledim. Ama bunun için fıtratımızı, işte kendi iç yapımızı doğru okumamız, yani kendimizi doğru okumamız lazım. Kur'an'la İçimizdeki anlamla ilgili arayışı doğru okumamız lazım. İçimizdeki o süreklilikle ilgili arzuyu doğru okumamız lazım. İçimizdeki iyilikle ilgili aslında doğuştan bize verilen ahlaki eğilimi doğru okumamız lazım. O güzellikle ilgili eğilimi doğru bunları doğru okursak ancak Allah tarafından bunların içimize verilmesiyle bunların birçoğunun mantıksal temelini bulacağını veya Allah inancı ve ahiret inancıyla beraber hayatımızı bu inançlar çerçevesinde inşa edersek bunların karşılığını bulabileceğini ayarlarız. Yani insan çoğu zaman ona buna meydan okuyor. İşte ey bilmem kim sen görürsün bak işte bana sataşırsan diyoruz veya millet işte ey helalem ben böyle önemli adamım falan diyoruz. Ama millete meydan okumak, kendini böyle çok önemli gibi göstermeye kalkmaktan daha önemli bir şey var. Kendi kendimizi okuyabilmek. Kendimizin iç dünyasını, iç dünyamızın bu arayışlarını okuyabilmek. Çünkü insan Allah'la irtibat kuracak şekilde yaratılmış. İnsan kendini yeterli gördüğü için azar ama iç dünya bir Kur'an ayet. Kesinlikle. Ama kendisini okuyan insan kendi acizliklerini anlar. Fakat acizliklerinle beraber Allah'la irtibat kurmak için içinde kendi gücü olan özelliklerin kendi iç dünyasında nakşedildiğini, insana verildiğini de anlar. O arzularının Allah'a yöneltecek şekilde olduğunu anlar. İçindeki iyilikle ilgili eğilimin iyilik yapması ve iyilikler üzerinden Allah'la irtibat kurması için olduğunu anlar. Bunu tabii ki uzun bir konu insan evet. Fıtratı, insanın kendini okuması. Benim bir Allah'ın varlığı ve dinle ilgili deliller için Fıtrat Delilleri kitabımın okunmasını, bu hayatı nasıl inşa etmeli sorusuna cevap verilmesi içinse işte bu ruhumuzdaki yedi çığlığın o yedi tane arayışın okunmasını tavsiye ederim.